ekranları karşısında bizleri izleyen sevgili izleyenlerimiz, Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz. İstanbul'dan sizlere sesleniyoruz bugün ve güzellik üzerine çok güzel bir hanımefendiyle yeni bölüm programımızı çekmek için geldik. Biz kahvelerimizi aldık, sizler de çayınızı kahvenizi alın diyoruz. Başarı hikayesi dinleyeceğiz. Davetsiz misafir başlıyor. Hülya Hanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz de iyi ki geldiniz, şeref verdiniz. Güzelliğinize söyleyecek hiçbir lafım yok. Gerçekten bunu ekran karşısında da bir kez daha söylemek istedim çok ben. Çok teşekkür ederim, siz de öyle. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle beni ve ekibimi burada ağırladığınız için tekrar teşekkür ediyorum size. Rica ederim, çok büyük bir zevk bence. Peki, enerjimizden hız kesmeden yavaş yavaş başlayalım istiyorum. Bizlere ve izleyenlerimize kısaca biraz Hülya Hanım'dan bahseder misiniz? Ben Hülya Yılmaz. Nevşehir doğumluyum. Normal herkes gibi 8-5 çalışan bir insandım ben de. Uzun mesai saatleri, yorucu iş temposu falan. Açıkçası söylemek gerekirse meslektaşlarım belki buna kızacaklar ama çok fazla mağdur olan bir kadınım ben de bu sektörden. Açıkçası söylemek gerekirse hani nasıl faydalanabilirim bu durumdan? Çünkü güzellik sektöründe çok büyük açıklar var. Evet, güven sorunu var. Ben bu sorunu aşabilirim. İyi ürünlerle, iyi hizmet vererek bir marka oluşturabilirim diye düşündüm. Ve böyle başladı aslında hikaye. Bir gün iş yerine gittim ve istifamı verdim. Ani mi oldu böyle? Çok ani. Tam zam dönemiydi yani. Zamımı aldım ve istifamı verdim. Sonra geldim, burayı tuttum. Çok spesifik bir hikaye bu arada. Evet, ama şöyle aslında işi, evet belki işin içinden çıkmadım ama bence bu iş kesinlikle çok iyi salon ya da çok iyi bir işletmeci aramıyor. Bu işte başarılı olmanın tek sırrı işin ehli insanlarla çalışmak. Kesinlikle. Ben yatırımımı onlara yaptığımı düşünüyorum. Profesyonel bir ekip kadrosu. Evet, biz burada çok iyi işler çıkartıyoruz. Nasıl çıkartıyoruz? Çünkü ekibimiz çok iyi. Dediğim gibi yatırım bence ekipte bitiyor. Yani ekibiniz ne kadar iyiyse, neyi ne kadar kullanabileceğini biliyorsa zaten siz çok iyi bir marka olursunuz. Çok güzel bir cevap verdiniz bu arada. Gerçekten tebrik ediyorum ve özellikle biz kadın girişimcilerle çekimler yapmayı daha çok seviyoruz. Kendi ayaklarının üzerinde duran, iş fikrini, atılımlarını ortaya koyan sizin gibi güzel hanımlarla hakikaten bizler de çok mutlu oluyoruz. Hevesli hevesli yayınlar yapıyoruz. Evet. Hakikaten güçlü bir ekip kadrosuna sahibiz burada. Şu anda tüm ekibimiz de arkada. Onlara da ekran karşısında teşekkür etmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz Hülya Hanım'a vermiş olduğu değerli bilgileri için. Evet sevgili davetsiz misafir izleyenlerimiz, biz Türkiye turnemizi hız kesmeden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün İstanbul Şirinevler'den size seslendik ve güzel bir hanımefendiyle çok da güzel bir yeni bölüm programı hazırladık sizlere. Biz kahvelerimizi yudumlarken öbür rotasyonda görüşmek dileğiyle. Görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.